Birlikte emekli olan 65 yaşındaki öğretmen Mehmet Ali Tutar'a öğrencileri tarafından düzenlenen veda programı sosyal medyada beğeni topladı. Öğretmenlik fedakarlık dolu, zor bir meslek o. Kolay değil o göründüğü kadar. Çünkü emek vermedikçe ne yazık ki başarı elde edilmiyor. Fedakarlık yapmayınca da başarıya ulaşmak imkansız. Dolayısıyla da bugünlere bu şekilde geldik. İşte köy veya ilçede, beldede, şehirde düğün olur, düğüne gidersin. Velilerin düğünü, köylünün düğünü. Hasta olur, geçmiş otuna gidersin. Taziye olur, taziyede bulunursun. Çocuk hasta olur, dolayısıyla hastalığınla ilgilenirsin. O şekilde geçiyor. Yani yoğun bir tempo aslında. Görünen de hep işte ders kaç saat sürüyor? 6 saat dersin var diyorsun. Ama 6 saatle bitmiyor ne yazık ki. Öğrenciler aram hep iyi oldu. Yani zaman zaman kızsalar da bana, telafi etmesi de kolay. Çocuğun kalbini kazanmak hakikaten kolay yani. Peki, yaşım zaten 65'e dolmuştu. Son 3-4 aydan beri kendimi emekliliğe hazırlıyordum. Ve her sonuç, her son bir başlangıçtır. Devlet memuru olarak göreve başladık. Ayrılıyoruz ama devletimizden ayrılmıyoruz. Yani devletimize var olan görevimiz, demek ki zamanında olsa yapmak zorundasın. Bir şeyler bekliyordum ama inan ki sürprizin bu derece bir ne bileyim medyatik olacağını bilemiyordum. Arkadaşlar bir plan yapmıştı. Ama bu planı da tek üzüldüğüm nokta öğrencilerin ağlaması. Başka bir şey değil. Biz zaten en son ayrılacağız. Ama vedada öğrencilerin ağlaması ve bu veda sonunda da böyle sürpriz bir törenle sonuçlanması beni duygulandırdı ve ağlattı. Yani ona üzüldüm. Başka bir şey değil. Sevindim. Niye? Almak olarak ayrılıyorum. Ve öğretmenlerim de durumlarını görünce dedim beni çok seviyorlarmış demek ki. Ben öğrencilerle beraber öğretmenlerimde de böyle bir güler yüz, duygu dolu sözler görünce o da ayrı bir mütevazilik. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerek öğrencilerim, gerek öğretmenlerime. İşte ağladım. Yani ağladım. Yarın ben merdivenlerde nasıl indiğimi bilmiyorum. Bir de yere bastığımı da anlayamıyorum. Anlayamadım. Sanki biraz uçuyorum ya. Çok öğretmenlik başka mesleklere benzemiyor. Mehmet Ali Hocam çok naif, çok kibar bir insandı. İnsan. Biz kendisiyle çalışmakla büyük bir onur duyduk. Öğrencilere, öğretmenlere karşı sürekli iyi niyetli. Böyle bir tanıdık. Hep bizde güzel anıları olacak. Güzel anılarıyla ayrıldı.